Kanal 25 ekranlarından hepinizi iyi haftalar. Sevgili seyirciler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet, Kurban Bayramı'na artık az bir süre kaldı. Cuma günü, Arefe gününü idrak edeceğiz. Cumartesi bayramın ilk günü. Ekibimiz bugün sabah saatlerinde hayvan pazarındaydı. Ve hayvan pazarında sevgili izleyiciler, 1 ton 300 kilogram gelen 2 tosun var. Büyükbaş hayvan daha doğrusu. Ve bunlar şimdi arabayla takas edilebilecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarındaki kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanırken satışa çıkarılan ve ikisi yaklaşık 1 ton 300 kilo gelen şekerle fıstık isimli kurbanlık tosunlar görenlerin ilgisini çekiyor. Erzurum'un Tekman ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ve hayvanlarını satmak üzere hayvan pazarına getiren Hasan Duman, 1 ton 300 kilo gelen tosunlarına 16 bin lira istediğini ve eğer teklif gelirse arabayla da takas edebileceğini söyledi. Hasan Duman, hayvan pazarında bayramın yaklaşmasıyla yavaş yavaş hareketlilik başladı. İşlerimiz şu anda biraz iyi gidiyor. Erzurum hayvan pazarının en büyük 2 tosunu olan ve 1 ton 300 kilo gelen şekerle fıstıka 16 bin lira istiyorum. Eğer arabayla takas etmek isteyen olursa 2 tosun karşılığında bir araba alabilirim dedi. Abi geçen yıl canlı kilo tosun, büyükbaş canlı kilo geçen yıl 9.000'du, bu yılda 12-13 arası. Küçükbaş koyunlarımız geçen yıl 300, bu yıl 300'den 500-550'ye kadar devam etmektedir. Öte yandan hayvan pazarında bayramın yaklaşması üzerine alıcıların ve satıcıların yüzlerinin güldüğü gözlendi. Alıcının da satıcının da kurban fiyatlarından memnun olduğu hayvan pazarında satışlarda yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Bazı vatandaşlar kurban almak için son günü beklerken alıcılar satışların böyle devam ettiği sürece bayrama kurban bulmanın zor olacağını söylediler. Şu anda tam olarak hareketleme başladı abi. Şu anda İstanbul'u Avrupa yakası var. Bugünden sonra insan kaç gün sonra da gidemiyor. Şu anda arkadaşlar hepsi gitmek üzereler. Bu yıl geçen yıla göre piyasa biraz pahalı sayılıyor. Aslında dediğim gibi şu anda Erzurum, yani Doğu Anadolu'nun merkezidir. Erzurum hayvan pazarı bütün Doğu Anadolu'nun merkezidir. Batıya sevkiyat en çok yapan da Erzurum'dur. En az da günde 10-15 kamyon dediğim gibi batıya gidiyor. Tosun geçen yıl 9 milyondu canlı kilo, bu yıl 13 milyon. Tabii ki batıya götüren bir insan en az da 1 milyon da kiloda yükleniyor. En az da 14'e satacak ki canlı kilo. Kazana. Geçen yıl tosunu 14'e kesiyordular. Bu yıl 18,5'a kesiyorlar. 4 kişilik en az da 500 milyarı gözde, 5000 TL'yi gözde çıkarması lazım. Kamusen il temsilcisi ve aynı zamanda Türk Eğitim Sen Erzurum Şube Başkanı olan Müfit Bayraktar eğitimde köklü çözüm beklediklerini söyledi. Eğitim alanında yaşanan sorunlar karşısında sık sık basın açıklamaları yaparak yetkililere mesajlar gönderen Türk Eğitim Sen Erzurum Şube Başkanlığı bu yönde açıklamalarına devam ediyor. Sendika Başkanı Müfit Bayraktar, Kanal 25 muhabirine yaptığı açıklamada eğitimde köklü çözüm olmadığı sürece sorunların artarak devam edeceğini söyledi. Ancak eğitimden anlayan kişiler de olması gerekiyor. Eğitimden uzak kişiler getirip bakalım oturmuyorsa, eğitim hiç yapacak bilmezse elbette ki bu sorunla bir kavuş yaşanacak. Bu bugün değil, yarın da yaşanacak. Bizim amacımız Türk Eğitim Sağlığı. Amacımız eğitimin kökten çözümü. Kökten çözümü için de oturup piyasada diyaloglar içerisinde beraberce oturup anlaşabilmek, konuşabilmek ve çözebilmek. Bir daha tekrar ediyorum. Bizim eğitim sistemimizdeki temel unsur ahlaki, milli, manevi değerler üzerinde oturtulmuş bir eğitim sistemiyle çözüme gidebilmektir. Çözüm. Eğitimde o kadar çok sorun var ki hangi birini çözecekler biz de merakla bekliyoruz. Aziziye'de düzenlenen ilçe danışma meclis toplantısında konuşan milletvekili Profesör Doktor Recep Akta gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Aziziye ilçe danışma meclis toplantısı yapıldı. Hizmet İç Eğitim Enstitüsü konferans salonunda gerçekleşen toplantıya Erzurum milletvekili Profesör Doktor Recep Akta, AK Parti İl Başkanı Fatih Yeşilyurt
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, AK Parti Azizye İlçe Başkanı Ertuğrul Sevüktekin, Yakutiye İlçe Başkanı Yunus Şahin, Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Demir, Gençlik Kolları Başkanı Yavuz Kocaman, İl ve ilçe teşkilatları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı. 23 köy ziyareti yaptık. Tüm mahallelerimizde ev ve iş yeri esnaf ziyaretleri yaptık. Divan Başkanlığı'nın İl Yönetim Kurulu üyesi Kenan Sezer'in yaptığı ilçe danışma meclis toplantısında konuşan eski Sağlık Bakanı ve Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Recep Akta, hem genel seçimlerde hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erzurum'da teşkilatların ve AK Parti'ye gönül vermiş Erzurum sevdalılarının büyük bir başarı örneği sergilediğini ifade etti. Azizye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhansa, hükümetimiz yapmış olduğu çalışmalarla yerelde de kendini daha yüksek düzeyde hissettirmek açısından birçok noktada büyük çalışmalara imza atmıştır. Hedefimiz çocuklarımıza, torunlarımıza, bundan sonraki neslimize gurur duyacakları bir medeniyeti ve şehri miras bırakmaktır, dedi. Ilıca'nın kentsel dönüşümü devam etmekte. Devam eden bu kentsel dönüşüm çerçevesinde Yeşil Mahalle'deki yıkımlarımıza devam ettik. Şu anda Yeşil Mahalle'de metruk olarak kalan çok az bir bina vardır. Onları yıkamamamızın sebebi de bitişiğinde olan binalarda oturan vatandaşlarımızdan kaynaklanmaktadır. Önümüzdeki bahar döneminde yeni konutların da tamamlanmasıyla Yeşil Mahalle'deki kentsel dönüşüm çalışmaları ve oradaki gerçekleşecek olan yıkımlar da son sürat devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir başarı sağladık ama önümüzde seçimler var yine. AK Parti'miz kurulduğundan bu yana seçimsiz bir zamanımız olmadı. Şükürler olsun ki seçimler var. Şükürler olsun ki bu seçimlerle milletin iradesini sandığa yansıtma imkanımız var. Dolayısıyla yine hepimize büyük iş düşüyor. Malumunuz aslında seçim çalışmaları en ziyadesiyle seçimler yaklaşmadan önce yapılan çalışmalar olarak görmek gerekiyor. Seçim çalışmaları. Yani seçime bir ay kala, iki ay kala vatandaşla seçim çalışmaları yapmak elbette yararlı ama hiçbir zaman yeterli değil. Zaten bizim partimizi, AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli özellik de bu olsa gerektir. Yeni yönetim tarzında şehirlerin geleceğini şehir halkının kendisi belirliyor. Şu anda bizim Erzurum'da da büyük şehrimizin hizmet verdiği alan 25 bin kilometre kareye hizmet verdiği insan sayımızda 765 binin üzerine çıktı. Aynı şekilde ilçe belediyelerimizin de hizmet alanı genişledi. Kırsal da hizmet içine alındığı için bütün köylerin hizmet verildiği merkez ilçe belediyelerimiz oldu. Yeni dönemde biz marka şehirler oluşturmak için yola çıktık. Erzurum'da marka bir şehir yapacağız el birliğiyle inşallah. Bizim hedefimiz şudur. Hızlı bir çalışmayla bütün ilçelerimizde kongrelerimizi tamamlayıp daha sonra il kongremizi de yapıp bizim için çok önemli olan, Türkiye için çok önemli olan, Erzurum için çok önemli olan 2015 genel seçimlerine hazır bir şekilde yeni teşkilatlarımızla birlikte devam etmektir. Türk İş temsilcisi ve aynı zamanda Demiryolu İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Yusuf Gökçen, taşeron işçilikte çıta her geçen yıl daha da yükseliyor, dedi. Sendika Başkanı Yusuf Gökçen, taşeron işçilikte son yıllarda büyük bir artış yaşandığını belirterek, bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki yıllarda sendikacılığın da ortadan kalkacağını ileri sürdü. Gökçen konuşmasında taşeron işçilerin hak aramada sendikasız olmalarından ötürü mağdur olduklarını belirterek hükümetin taşeron işçilere bakış açısını değiştirmesi gerektiğini söyledi. Biz bundan 2 hafta önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Tekmel'den Gülendev talep etmiştik. Sağ olsun bizi hoşça karşıladı. Orada bunu dile getirdik.
Dedi ki bu insanlar yıllardır buralarda çalıştılar, bu bölgenin insanları. Hani bunlar biliyorsun yüksek asgari ücretin üstünde maaş alan insanlar. Maaşlarından dolayı da bölgemize bir katma değer oluşturuyorlar. Bu katma değerlerden dolayı da bölgemiz kazanıyor, esnafımız kazanıyor, ticaretçimiz kazanıyor. Eğer bunlar diğer illerde, diğer kurumlarda iş bulabiliyorlarsa, o kurumların aynısı Erzurum'da da var. Ve bu Erzurum'da da özellikle Milli Eğitim'de olsun, benim kurumumda olsun, demiryollarında olsun, karayollarında olsun veya kendi bünyelerinde, çünkü bu insanların bu yetkiler çoğaldığı için köy yollarını olsun, kaza yollarını olsun, belediyeler yapacak. Bu insanlar oralarda değerlendirilsin diye belediye başkanımızla görüştük. O da bu fikre olumlu baktığını, bu insanların Erzurum'un dışına yollamamak için çaba göstereceğini sözünü verdi. İnşallah bu olur. Memleketin çocuklarını 20-25 yıl sonra biliyorsunuz belli yaştan sonra diğer illere geçip gidip orada çevre edinip yeni bir hayat kurmak çok zor. İnşallah onları burada istihdam ettireceklerine dair çalışmalarının olduğunu söylediler. İnşallah bu olur. Sendikaların şu teşeron işçiler hakkında çıkan yasadan bekledikleri vardı. Beklentileri çok yüksekti. Şu anda bu istediğimiz çeki ölçüde karşılanmadı. Halen daha teşeron işçilerin sendikalarda örgütlenmesi zor. Nasıl zor? Diyelim örneğin bir örnek vereyim. Adam sağlıkta ihaleye girmiş, oranın temizlik işlerini almış. Ama çalışma şirketinin almış olduğu çalışma iş yeri tespitinde sağlıkta çıkmıyor. Diyelim bir güvenlik şirketi almış. Buradaki işçilerin hepsi güvenlikte çıkıyor. Bu adama taşeron işçilikte çalıştırdığı yerde sağlıkta değil de adam hizmetli gibi, ama bakıyorsun adam röntgende çalışıyor. Adam bakıyorsun ki sağlık teknisyeni çalışıyor. Ama çalışma iş kolunda orada görünmüyor. Bunlar Türkiye'de sıkıntılar. İnşallah bu sıkıntıları aşarlarsa oralarda teşeronlarda örgütlenmenin önü biraz daha açılır, biraz daha rahat örgütleniriz. Yoksa bu şekilde ismi ne olursa olsun sendikasızlaşma ön plana çıkıyor. Kazım Karabekir, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi son 10 yılda esnafa 80 milyon kredi desteği verdi. 22 milyonluk kredi desteği de esnafı bekliyor. Şu ana kadar esnafa 80 milyon Türk lirası kredi kullandırdıklarını belirten Erzurum Kazım Karabekir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Seyfettin Saka, Erzurum esnafının artık kullandığı krediyi borç kapatmak için değil, işini geliştirmek ve yeni açılımlar yapmak için kullandığını söyleyerek, esnafa dönüşümler şeklinde verilen krediye ek devletten 22 milyonluk destek de bu yıl içerisinde geldiğini ve esnafa verilmeyi beklediğini vurguladı. Saka, Kazım Karabekir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı olarak esnafımızın zor gününde yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kooperatifin 1200 üyesi var. Şu ana kadar esnafımıza 80 milyon kredi kullandırdık. 1000 TL'den 100 bin TL'ye kadar kredi veriyoruz. Bu miktar işine gücüne göre değişiyor. Erzurum esnafımız artık kullandığı krediyi borç kapatmak için değil, işini geliştirmek ve yeni açılımlar yapmak için kullanıyor. Kullanılan kredilerin geri ödenmesinde yaşanan sıkıntı ise toplam içerisinde %1'i bulmuyor. Kooperatifimiz bölgenin en iyi kooperatiflerinden birisidir. 2014 yılı Ekim ayına kadar 13 milyon kredi aktarıldı. Ancak esnafın durumu her geçen yıl biraz daha kötüye gidiyor, dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun getirdiği yeni uygulamalarda etken maddesi aynı ilaca katkı yok. Kronik hastaya da 3 ayda bir reçete alacak ve gerekirse aile hekimi hastaya evde reçete yazabilecek. Son bir haftadır ilaç fiyatları ve kullanımı konusunda önemli değişiklikler yaşandı. Bu yenilikler geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağlık uygulama tebliğinde yapılan değişiklikle gündeme geldi.
Yeni düzenlemeler ilaç konusunda iki konuyu ön plana çıkarıyor. Bunlardan ilki ve en önemlisi hastaların artık ilaca daha fazla para ödeyecekleri. Diğeri ise belirli hastalık gruplarında reçete yazım süresinin kısalması. Eczacı Erdal Güzel, vatandaşların muayene parasının yanı sıra %20 ilaç parası ve son olarak da farklı ilaç parası ödeyeceğini açıkladı. 1 Ekim'den itibaren vatandaşların cebinden biraz daha para çıkacak. Yeni uygulamayla birlikte 15 etken maddesi olan ilaçlarda devlet yani SGK en ucuz üzerinden ilacı ödeyecek. Vatandaş raporlu hasta olsa bile kendisine yazılı olan ilacın en düşüğü üzerinden hesaplanacak reçetesi, onun üzerinden vatandaş parasını ödeyecek. Diyelim ki doktor bir X ilacı yazmış vatandaşımıza. SGK bu ilacın, bu X ilacın piyasadaki en ucuzu hangisi ise o taban fiyat üzerinden değerlendirme yapacak. Vatandaş bu aradaki farkı ödeyecek. Zaten eczaneye gelen bir vatandaş muayene ücretini ödüyordu. Reçete parasını ödüyordu. Bir de ilaç emekli ise %10 mu, eğer emekli değilse %20 katılım payını ödüyordu. Bunun üstüne bir de bir ilaç fiyat farkı gelecek. Bununla birlikte herhalde SGK bir tasarruf yapmak istiyor. Ama sağlıkta tasarruf nasıl olur? Bunu da bir düşünmek lazım. 1 Ekim'den itibaren böyle bir uygulamaya geçeceğiz. Elbette ki yaşamayacağız biz. Çünkü yani gelen tebligatlara uymak mecburiyetindeyiz. Vatandaşa durumu izah edeceğiz, anlatacağız. Bu bir uygulamadır. Yakın zamanda bir adaptasyon sağlanır diye düşünüyorum ben. 9.52.27. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Erzurum'da barınan Afganlı ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Kış mevsimi öncesinde Erzurum'da yaşayan 209 Afgan aileye 300 ila 500 TL arasında nakdi yardımda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, eğitim, öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okula başlayan 214 Afganlı öğrenciye okul forması, kırtasiye, kaban, yazlık, kışlık ve spor ayakkabı olmak üzere üçer çift ayakkabı yardımında bulundu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Deniz, Afganlı ailelere Erzurum'da yaşamaya başladıkları günden bugüne kendilerine bütün ihtiyaçları konusunda destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Deniz, yaklaşık 150 bin Türk lirası okul ihtiyacı ve ailelere nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, kış mevsimi öncesi ailelerin soba ve yakacak konusundaki taleplerinin de giderilmesi için çalışmalara başladıklarını ve en kısa sürede bu ihtiyaçlarının da giderilmiş olacağını kaydetti. Evet, malum eğitim öğretim dönemi başladı ve bu manada çocuklar da sabah erken kalkan çocuklar da kimi kahvaltı yapıyor, kimi yapmadan okulun yolunu tutuyor. İşte bu konuda halk sağlığından diyetisyen Mesut Yıldızbaş oğlu velilere önemli açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Yıldızbaş oğlu, nüfusumuzun yaklaşık 1/5'ini oluşturan 15 milyon öğrenci yeni bir öğretim dönemine başladı. Öğrencilerin okul başarısı yanında büyüme ve gelişmeleriyle sağlıklı beslenmeleri çok önemli bir husustur. Okul çağı döneminde öğrencilerin bedensel ve zihinsel gelişimlerini en iyi şekilde tamamlanmalarına ve ileriki yaşlarda sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına destek olmak gerekir dedi. Öğrencilerin okul başarısı için birçok neden vardır tabii ama bunların içerisinde beslenme çok çok önemlidir. Beslenme çocukların okul başarısını artırmada çok çok önemlidir. Aynı zamanda büyüme ve gelişmeleri bu çağda çok fazla olduğu için öğrencilerin daha da bir önem kazanmaktadır. Peki nelere dikkat etmek gerektiğine baktığımızda çocukların beslenme çantası var. Malum öğrenciler okullara beslenme çantası getiriyor. İçeriğinde ne olmalı beslenme çantasına? Sağlık Bakanlığı'nın okullara gönderdiği menüler var. Bizim Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun, Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak biz de gönderdik.
bunların gönderdiği menü programları var. Bunların örnek olarak hazırlanması gerekiyor ve içeriğinin öğretmenler tarafından veya veliler tarafından okuldan bu programların alınarak kontrol edilmesi gerekiyor. Yine beslenme saatleri oluyor okullarda. Bu saatlerde çocuklarımızın patates kızartması, işte ne bileyim gazlı içecekler yerine taze meyve sebzeler, süt, peynir, yoğurt bu tarz sağlıklı gıdaları tüketmelerini öneriyoruz. Çocukların sağlıklı beslenmesi için 4 besin grubundan oluşan bir çeşitlilikle beslenmesi gerekiyor. Çocukların özellikle kemik ve diş gelişimi açısından günde 1-2 su bardağı kadar süt veya yoğurt, bunun yanında bir kibrit kutusu kadar peynir tüketmeleri çok çok önemli. Bunun yanında çocuklar için en önemli öğün kahvaltıdır. Kesinlikle kahvaltı yapmadan çocuklarımızı okula göndermeyelim. Neden kahvaltı önemli? Gece yatmadan sabah kalktığımızda bir 10-11 saatlik bir açlık süresi oluşuyor. Bu süre zarfında çocuğun kan şekeri düşüyor, sabah kalktığında dikkatle algı azalması oluyor, yani yorgunluk oluyor, halsizlik oluyor. Bunun için güne dinç başlayabilmek için sabah kahvaltısı çok önemli ve içeriği de çok önemli. Sabah kahvaltısında örnek bir menü söyleyecek olursak, haşlanmış bir yumurta, domates, salatalık, taze mevsimine uygun olacak şekilde. Bunun yanında yoğurt olabilir mesela yine sabah kahvaltısında. Birkaç dilim ekmek ve bir bardak sütle sabah kahvaltısını tamamlayabilirler. Geçelim Büyükşehir Belediye Spor'a. Hafta içinde Türkiye Kupası'nda PTT 1. Lig ekibi Antalya Spor'u kupa dışına iten Büyükşehir Belediye Erzurum Spor deplasmanda Sandıklı Spor'u 1-0 yenerek 3 puanla Erzurum'a döndü. Spor Toto 3. Lig 3. grupta zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurum Spor kupadan sonra ligde de güldü. Mavi beyazlı takım ligin 4. haftasında deplasmanda Sandıklı Spor'u Aykut Çakay'ın 32. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Genç golcü Yasin Yener'in ceza sahasına gönderdiği topa düzgün bir vuruş yaparak Allah Allah buluşturdu. Dadaşlar 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 7'ye yükseltti ve zirve yarışına ortak oldu. Teknik patron Taşkın Güngör'ün talebeleri Türkiye Kupası'nda Antalya'da elde ettiği zaferin ardından Sandıklı gibi zor bir deplasmandan 3 puan çıkarma başarısı gösterdi. Erzurumspor'a Sandıklı Spor deplasmanında galibiyeti getiren gol Aykut Çakay'dan geldi. Aykut Çakay Antalya Spor maçından sonra ikinci golünü kaydederek bu sezon Deniz Sert, Cebrail Serçek ve Yasin Yener'den sonra takımın 4. golcüsü oldu. Antalya Spor galibiyetinden sonra gelen Sandıklı Spor galibiyeti Erzurum'da taraftarı da sevince boğdu. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.